Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle mesaj şifreleme ve şifre çözme uygulaması yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaparken bazı tabii ki modülleri kullanmamız gerekecek. Tkinter burada arayüz kullanırken yapmamız gereken işlemleri bize sağlayacak arkadaşlar. OS modülümüz olacak ve Base 64 modülümüz olacak arkadaşlar. Şöylece bir CMD üzerinden öncelikle pip install yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Pip install base py base 64 şeklinde söyleyebilirim. Bu modülü indirmiş olmanız gerekiyor. Bu modülü indirdikten sonra zaten işlemleri beraber ayrıntılı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir from tkinter import yıldız diyelim arkadaşlar. Bu tkinter kütüphanesindeki bütün fonksiyonları içeriye dahil etti. Yine aynı şekilde from tkinter import message box diyelim arkadaşlar. Bu uyarı mesaj kutucukları oluşturacağız. Orada kullanacağız arkadaşlar. Import base 64'ü de şu şekilde dahil edelim ve en son import son olarak da import OS kütüphanesinde içeriye dahil edelim sevgili dostlarım. Şimdi bizim öncelikle bir ana ekranımız olsun arkadaşlar. Bir main screen oluşturalım isterseniz. Daha sonrasında işlemler yapmaya başlarız zaten. Şimdi öncelikle bir main screen'imiz olsun. Definition buraya ana ekran diyelim. Ve burada şimdi global ekran daha sonrasında da bunları en son yapalım. Biraz sonra ben zaten oluşturduğumda size göstereceğim. Şimdi öncelikle bir logomuz olacak arkadaşlar. Doğru muyum? Bir logo olacak uygulamamızın sol köşesinde. Bu logoyu içeriye dahil etmek için de arkadaşlar photo image içerisinden ben direkt dosya yolunu alacağım arkadaşlar. File eşittir yapmamız lazım. Dosya yolunu ben alıyorum. Siz de bir tane böyle anahtar tarzı bir işlem, bir resim koyabilirsiniz. Gayet işinizi çözecektir arkadaşlar. Şu şekilde ben ikon.png dosyasını oluşturdum. Hemen onu da göstereyim size ben. Şu şekilde. Bir anahtar açtım arkadaşlar sadece. İnternetten indirdim direkt. Size de göstereyim. Şu şekilde bir anahtar resmi indirdim. Bunu kullanacağım ben. Size daha farklı bir şey kullanabilirsiniz. Tabii şöylece bir öncelikle ekranımızı oluşturalım. Ekran eşittir. TK diyelim arkadaşlar. Kütüphanemiz bir ekran oluştursun. Yine bir ekran nokta geometri diyelim. Ekranın boyutlandırmasını yapalım arkadaşlar. 425'e kaç olsun? 500 olsun. Bakalım devam edelim. Şimdi yine ekran nokta ikon foto diyelim arkadaşlar. Buraya ekranımızın sol köşesine ekleme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir false atadım. Daha sonrasında da logo değişkenini buraya koyacağım dedim. Yine bir ekran üzerinde title oluşturalım arkadaşlar. Resmimiz burada da başlığımızda şifreleme ve şifre çözme uygulaması olsun arkadaşlar. Adımız bu şekilde olsun. Daha sonrasında isterseniz bunu bir ekran nokta main loop yapalım. Bir görelim. Main loop diyelim. Şu şekilde bir ana ekran fonksiyonda çalıştıralım. Çalışıyor mu? Bir bakalım. Ekranda bir şeyler oluşturacak mı? Evet, ekranda bir şeyler oluşturdu arkadaşlar. Şimdi oluşturduğumuz bu ekrana istediğimiz ifadeleri yavaş yavaş eklemeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi mesela benim bir labelim olacak. Bir yazı kısmım olacak ve bu yazı kısmında ne olacak arkadaşlar? Şöylece şuraya gelelim. Ekran nokta main loop'un önünde. Bir label oluşturuyorum. Ve labelde diyeceğim ki arkadaşlar text kısmında şifrelemek veya şifresini
çözmek istediğiniz metni giriniz desin arkadaşlar bulabilimde. Daha sonrasında bir FG atayalım. Bu bilek olsun arkadaşlar. Yine bir isterseniz font atayalım. Fontumuz Kalibri fontundan olsun arkadaşlar. Kalibri boyutu da isterseniz şöyle bir 14 olsun. Tabii şunu parantez içerisinde yazalım. Pardon. Şuraya bir parantez ekleyeceğiz. Tamam, 14 boyutunda kalibri yazı tarzında olacak. Nokta tabi place atamamız lazım. Nerede olacak? X'i 10'da, Y'si de 10'da olsun arkadaşlar. Şu şekilde. Ve şu şekilde bir yazı 1 diyelim. Eşittir diyelim arkadaşlar. Text. Buradaki text fonksiyonumuzla bir font ataması yapacağım arkadaşlar burada da. İşte robot olsun. Genelde böyle bir yazı tarzı kullanılır bu işlerde arkadaşlar. Robot tarzında böyle daha sade ve resmi durması açısından. Robot 20 boyutunda olsun. Background'u işte beyaz olsun arkadaşlar. Daha sonrasında relief atacağız. Bunlardan bahsedeceğim. Relief'imiz bizim grow olsun arkadaşlar. Zaten grow olacak. Bir de wrap atacağız arkadaşlar. Bu da word olacak. Daha sonra bir de BD atayalım. BD'miz de 0 olsun arkadaşlar. Şimdi yazının bir de yerini belirlememiz lazım. Nokta place diyelim. Place'imizde de arkadaşlar işte x'i 10'da olsun. Y'si daha öncesinde ben bu konumları belirlediğim için şu an rahat bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Genişlik, yükseklik bunları daha öncesinde belirledim. O yüzden burada direkt olarak atamasını yapıyorum. Tabii ilk önce yazarken bu şekilde olmuyor. Birazcık uğraştırıyor arkadaşlar. Bu birinci labelim. Tamam mı? Bu labelden bir tane daha oluşturacağım. Bir de tabii ki kullanıcıya bir key soracağım. Şöyle diyelim. Key'inizi giriniz diyelim. Key kodunuzu ya da key'inizi giriniz diyelim. Tamam mı? Hatta ne diyelim? Şifreleme veya şifre çözme key'inizi giriniz diyelim. Daha güzel bir yazı olsun arkadaşlar. Yine bilek kalibri 14 diyeceğim arkadaşlar. Yeri olarak bakarsak y'miz 170'teymiş arkadaşlar. Şu şekilde şuradaki yazı 1'i silelim. Bu olmayacak. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada bir kod değişkeni oluşturacağım. Bu bir string variable tutacak arkadaşlar. Tamam mı? Yazdığım koddaki o metini string variable olarak tutacak. Ve şu şekilde bir entry oluşturuyorum. Hani kullanıcının yazdığı zaman. Şimdi burada bir text arkadaşlar değişkeni belirlemem lazım. Bu kod olacak. Kod yukarıda belirttiğim. Yine bir width atayacağım arkadaşlar. Bu 19 olacak. Bir BD atayalım. Sıfırımız. Sonrasında font değerimiz olacak. Bu font değerimiz arkadaşlar yine Arial üzerinden gideceğim. Arial 20 boyutunda olsun istiyorum. Tamam mı? Bunu da yap. Hatta 25 olsun arkadaşlar. 25 boyutunda yaptık bu işlemi de. Ve bir show yapacağım arkadaşlar. Show kısmında bunu yıldız şeklinde göstersin arkadaşlar. Tamam mı? Aşağıda benim yapacağım enter kısmında bunu yıldız olarak göstersin. Bunu istiyorum. Çünkü şifre girecek ve bu girmiş olduğu şifre yıldızlı olarak gözüksün arkadaşlar. Bir de place atamam lazım. Konum atamam lazım. Konum kısmına da x'e 10 değerini
Y'ye de arkadaşlar 250 değerini atıyorum. Tamam mı? Bunu da yapmış olduk. Şimdi entry'lerimizi halletmiş olduğumuza göre bir bakalım ne durumdayız. Şöyle bir yer var elimizde. Metin gideceğimiz yer var arkadaşlar. Tamam mı? Burada şu kısımda ilk metinimizi giriyoruz. Şurası da yazdığım her şeyi yıldızlı olarak veriyor elime. Benim çok güzel. Şimdi buradaki boyutumda biraz sıkıntı var. Bu boyutu dilerseniz küçültelim. Tamam mı? Kalibri 13 yapalım burayı. Bir daha çalıştırayım bakalım ne olacak. Sığdı mı? Şimdi buraya metni giriniz dedi. Key'inizi giriniz dedi. Güzel. Tamam. Bunu da oluşturmuş olduk. Tamam arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir buton oluşturacağım burada sevgili arkadaşlar. Ve bu oluşturmuş olduğum buton diyecek ki öncelikle text kısmında bize mesajı şifrele. Mesaj şifrele. Da mesajı şifrele diyelim. Da bunu şifrele yapalım direkt daha güzel olsun. Şifrele desin. Tamam mı arkadaşlar? İşte bir hate ataması yapıyorum. Hate kısmı 3 olacak. Daha sonra width ataması yapıyorum. Width değerim burada 23 olacak. BGM arkadaşlar pardon hemen şöyle devam edelim. Background'um arkadaşlar burada kırmızı olmasını istedim ben. Tamam mı? Bir kırmızı background kullanacağım. FG kısmında da foreground kısmında da beyaz bir yazı olacak. Tamam mı? Yazımda beyaz olacak. Bunu belirlemiş oluyorum burada. BD kısmı 0 yine. Daha sonra bir de comment ataması yapacağım. Comment atamasını en son yapacağım arkadaşlar. Yukarıda fonksiyonlarını oluşturunca. Buraya da diyorum ki ben x eşit place kısmını atıyorum konumunu. X eşittir 10'da. Y değerimde eşittir 250'de olacak arkadaşlar. Yanlış yapmadım diye düşünüyorum. Şuradaki entry'yi ben 200 alayım. Şimdi bir çalıştırayım bakayım nasıl duruyor. Şöyle duruyor arkadaşlar. Tamam okey şifrele dedim. Bunun bir de şifre çöz olanını yapayım. Hemen şuraya. Arkadaşlar şifre çöz diyelim. Yine rengimiz burada green olsun. Yeşil renk kullanalım. Beyaz arka plan. Konumu da 200'e 250 olsun arkadaşlar. X'imiz de 200 olsun burada. Bir çalıştıralım, bir görelim. Konumlar ne alemde? Gördüğünüz gibi şifrele şifre çöz butonlarımız oldu. Metinimiz burada. Key'imizi girebiliyoruz. Tamam güzel. Şu an bu işlemleri yapabilir hale geldik. Hala aktif yani şifreleme yapan kısmı yapmadık arkadaşlar. Yavaş yavaş onu da yapacağız beraber. Şimdi bir de sıfırla butonu oluşturacağım arkadaşlar. Son olarak tamam mı? Sıfırla butonunu şöyle şurayı da alalım. Bir de buraya sıfırla butonu oluşturalım. Hatta temizle diyelim arkadaşlar. Burada yine rengini blue yapalım arkadaşlar. Mavi renkte olsun. Konum olarak da x'ime 10 gireyim arkadaşlar. Y değerim de benim 310'da olsun. Ben bunun tam konumuna baktım arkadaşlar. Bu şekilde bir yerde olunca daha güzel gözüküyor diye düşündüm. İsterseniz daha farklı bir konuma koyabilirsiniz. Bu butonu da oluşturduk. Tabii bu butona bir comment atamamız lazım arkadaşlar. Comment diyelim buraya. Buraya da ne diyelim? Temizle. Temizle fonksiyonum olsun arkadaşlar. Yukarıda da bir temizle fonksiyonu oluşturalım. Şu şekilde labelimin üzerine hemen şuraya bir yere oluşturabilirim aslında. Definition. Pardon. Definition. Temizle diyorum. Şu şekilde temizle fonksiyonunu açtıktan sonra kod nokta set diyorum arkadaşlar. Yani bu metinin bizim burada oluşturduğumuz şifre kısmı var ya key kısmının sıfırlanmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve en sonunda da şöyle diyelim.
yazı bir nokta işte delete dedim. Pardon. Yazı bir nokta delete arkadaşlar. 1.0'a end diyorum. Ya aslında bu yazı birin metinini sıfırlayacak arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle çalıştırdım. Mesela şuraya bir şeyler yazmıştım. Şuraya bir şeyler temizliğe bastığım zaman burayı temizledi fakat yukarıyı temizlemedi. Neden temizlemedi? Bir bakalım. Bu delete kısmına kodun sonunda bir tekrardan bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi ekranı temizleme kısmını da yaptık. Sadece şurada bir hatamız var. Bu hatanın ne olduğunu bakacağız beraber. İsterseniz bir şifreleme ve şifre çözme fonksiyonlarını oluşturalım arkadaşlar. Şöylece zaten biri diğerinin tam zıttı olacağı için birini yaptığımızda diğeri de otomatik çıkmış olacak. Definition şifrele dedim arkadaşlar. Şu şekilde bir kod oluşturalım. Şifrele hatta şifre eşittir kod nokta get demem lazım arkadaşlar. Tabii bu söylemiş olduğum ifadelerin gelebilmesi için arkadaşlar burada kod mesela aşağıdaki kodumun buraya gelebilmesi için bunların global olması lazım. Nelerin global olması lazım? Hemen şöylece yapalım arkadaşlar. Global dedim. İşte burada öncelikle ekran global olması lazım. Global dedim kod kısmı yani kod değişkeninin global olması lazım. Global dedim yazı birin global olması lazım. Bunların global olması lazım ki ben buradaki yazdığım kodlarda da kullanabileyim arkadaşlar. Şimdi eğer eğer şifre dediğim değişken eşit eşit 1, 2, 3, 4. Benim buradaki key ifadem bu olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ise diyorum ki ben ekran 1 diyorum. Eşittir. Bir top level yani bir yeni bir ekran oluşturuyorum arkadaşlar. Buna da ekran olarak açıyorum onu. Ekran 1 nokta title kısmına geliyorum. Bunun başlığı ne olacak? Şifreleme. Hatta mesaj şifreleme diyelim arkadaşlar. Mesaj şifreleme olsun. Boyutlandırmalarını da yapalım isterseniz. Ekran bir nokta geometri diyelim. Geometri kısmında 400'e 200 boyutlandırmasında olsun arkadaşlar. Ekran bir nokta configure diyelim. Burada da background kısmını belirliyoruz arkadaşlar. Background'da bir renk kullanacağım. İsterseniz direkt rengin kodunu kopyalayın arkadaşlar. Burada ED 38 33. Arkadaşlar bir yerde gördüm, hoşuma gitti. Bu rengi ben de kullanmak istedim. Burada kullanmış olalım. Bir mesaj değişkenim olacak arkadaşlar. Bu yazı birin değerini getirecek arkadaşlar. Get diyeceğim. Yazı bir nokta get. Burada 1.0'a end diyeceğim arkadaşlar. Yazı bir de bir problem var muhtemelen ve bu problemden dolayı sürekli biz burada sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bir bakalım ana fonksiyonda yazı biri biz nerede kullandık ve nerelerde bir hata yapmış olabiliriz. Şimdi yazı bir ne yaptık arkadaşlar? Burada yazı bir değişkeni oluşturdum ve text olarak yaptım. Ne dedim? Fontuna reboot 20 dedim arkadaşlar. Beyaz renk dedim. Relief kısmına grove dedim. Wrap kısmına word dedim. BD'mizde 0 yaptım. Fark etmez de belki bir ihtimal diye bunu da yapayım arkadaşlar. Yazı bir nokta place diyelim. Yazı birin konumuna da X'e 10, Y'ye 50, 355'e 100 demişiz. Tamam, okey. Başka yazı biri ilgilendiren bir yer var mı burada? Ben şöyle aratalım. Yazı bir diyelim. Burada var yazı birimiz. Burada var. Şu iki yerde var. Delete kısmında çalışmadı. Başka bir yerde yok. Vallahi çok garip. Şurayı da silelim.
garip bir şekilde şu an oldu arkadaşlar. Get kısmını da alabiliyorum şu an. Delete kısmını da alabiliyorum. Garip. Sadece alt satır attım. Başka bir şey yapmadım arkadaşlar. Place kısmını alt satır attım. Neyse, önemli değil. Sonuç olarak çözüldü sorunumuz. Mesajımızı aldık. Şifrelenen mesaj adında bir değişken oluşturalım ve oluşturduğumuz bu değişkeni mesaj nokta encode arkadaşlar. Encode kısmına artık geliyorum. Bunu neye göre encode edeceğim ben? ASCII koduna göre bir encode işlemi yapacağım. Yani şifreleme işlemi yapacağım. Base 64 alt tire bytes dedim arkadaşlar. Burada bytes'larını şu şekilde tutalım. Base 64 nokta B64 encode fonksiyonu var arkadaşlar. B64 encode fonksiyonunu açtım. Ve burada şifrelenen mesajı seçiyorum. Bu değişkenimizi burada encode etsin dedim. Bir de son olarak şifreleme diyelim arkadaşlar. Eşittir. Base 64 bytes'daki dekode fonksiyonumuzu burada kullanalım arkadaşlar. Ve neye göre dekode edeceğim? Ben ASCII'ye göre dekode edeceğim olarak burada söylemiş oldum. Tamam. Şifreleme kısmını buraya kadar halletmiş olduk. Bir labelim olacak. Label kısmında ekran birim dönecek. Arkadaşlar text olarak şu şekilde şifreleme yazacak. Bir fontum olacak. Font kısmında arkadaşlar Arial kullanacağım yine sabit. FG kısmına geldim arkadaşlar. Burada bir white yine beyaz kısmı kullanacağım arkadaşlar. BG kısmında background kısmında şu şekilde yine yukarıdaki ifadenin aynısını kullanacağız. Şu şekilde renk kodunun aynısını kullanacağız. İsterseniz farklı renk kodu da kullanabilirsiniz. Çok da bir şey fark etmez arkadaşlar. En sonunda da bir place yer ataması yapacağım. Yer atamasında da arkadaşlar x'im 10 olacak. Y değerim de 0 olacak. Ona sıfırlık bir yerde atama yaptım arkadaşlar. Bir yazı 2 değişkenim olacak. Yine burada bir text'im olacak arkadaşlar. Text içerisinde ekran 1 içerisinde bir text dönecek dedim. Fontum burada. Bir dakika. Text'in içine alamamışız. Fontum arkadaşlar yine burada robot olacak arkadaşlar. Robot 10 büyüklüğünde olsun. Background'ım beyaz olsun arkadaşlar. White dedim. Relief kısmını atıyorum. Grove. Ve son olarak da wrap atayalım arkadaşlar. Wrap kısmında word olacak. Tamam mı? Bunu da atamış oldum. Ve son olarak da bir b değiştir 0 olarak atayalım arkadaşlar. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar biz bu yazının bir de konumlandırmasını yapalım. Yazı 2 nokta place diyorum arkadaşlar. Yazı 2'nin konumlandırmasında x'ime ben 10 değerini, y eksenimde 40 noktası, width kısmına arkadaşlar burada 380'i ve height kısmına da burada 150 değerini girmiş oluyorum arkadaşlar. Yine yazı 2 nokta insert diyorum. End ve şifreleme değişkeni çalışacak arkadaşlar. Bu şifrenin doğru olduğu takdirde arkadaşlar. Tamam. Yani burada geldim. Çalıştırdım. Dedim ki burada şöyle bir şey yaptım. Merhaba dedim. Şifre kısmına da 1, 2, 3, 4'ü doğru yazdım. Şifreleye bastığım zaman şu an ekranımı açmadı. Niye çalıştırmadı? Çünkü aşağıda bu komutunu yüklemedik. Şimdi göstereyim. Şimdi hemen bir komutunu da yükleyelim. Arkadaşlar şurada comment eklememiz lazım şifrede kısmına. Nokta comment. Burada değişik fonksiyonumuzun adı şifrele arkadaşlar. Şifrele fonksiyonunu çalıştır dedim. Hemen bir açalım tekrar. Şurada merhaba dedim. Köyümde benim 1, 2, 3, 4. Şifrele dedim arkadaşlar. Şu şekilde bir ekran karşıma geldi. Gördüğünüz üzere. Tamam. Bu da bu şekilde kullanılabilir arkadaşlar. Devam edelim.
devam edelim. Bitmedi çünkü işimiz. Kullanıcım boş bir değer atayabilir arkadaşlar. Mesela benim metnim boş şifre kısmını boş bırakabilir. Eğer boş bırakırsa dedim. Bu gibi bir durumda. Diyorum ki şifre eşit eşit. Tabii ki burada şifre değişkeni eşit eşit boşsa bir message box oluşturacağım arkadaşlar. Bu da bir error verecek. Error, show error şeklinde. Mesela şifreleme olsun arkadaşlar. Key hatası diyelim hatta buraya. Key hatası diyelim. Ve kullanıcıya da şöyle bir mesaj gönderelim. Lütfen key kodunuzu ya da şöyle yapalım. Lütfen mesaj şifreleme veya şifreleme kodunuzu key'inizi giriniz dedim arkadaşlar. Kullanıcıya da böyle bir uyarı çektim. Ve sonrasında Elif dedim. Eğer mesela şifrem benim şayet burada 1, 2, 3, 4'e eşit olmayabilir. Eğer böyle olursa da arkadaşlar yine message box kısmından şöyle bir mesaj oluşturalım. Key hatası lütfen mesaj şifreleme key'inizi mesaj şifreleme key'iniz hatalı key diyelim. Lütfen tekrardan giriniz. Tekrar giriniz. Tamam, bunu da yaptım arkadaşlar. Bir çalıştıralım bakalım ne olacak. İki ekran kullanıyorum. O yüzden buraya ikinciye düşer diye düşündüm de buraya teke düştü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere boş girdik. Key'inizi giriniz dedi. Şuraya mesela A dedim. Şifre dedim. Hatalı key lütfen tekrar giriniz dedi. Key hatası mesajı da yukarıda gördüğünüz üzere geldi arkadaşlar. Tamam. Şunu bir kapatalım. Devam edelim. Burayı oluşturdum arkadaşlar. Bu şifreleme kısmında. Tamam mı? Şunu ben kopyalıyorum tamamen. Şuraya da şifre çöz diyeceğim arkadaşlar. Şifre çöz fonksiyonum olacak. Şimdi öncelikle şifre çöz fonksiyonunda yine aynı sistem işleyecek arkadaşlar. Şu get'e gerek yok. Get'e gerek var. Niye olmasın? Çünkü şifreyi alacak. Şifre 1, 2, 3, 4 ise arkadaşlar ekran 1 değil ekran 2 yapıyorum bunları hep. İkinci ekran olsun. Tamam mı? Şurada da düzelttim hemen. Ekran 2. Şurayı da hemen düzeltelim. Ekran 2 yapalım. Ekran 2 kodunda mesaj şifre çözme diyelim. Mesajı böyle olsun. Başlığı böyle olsun arkadaşlar. Aynen. Asçı olarak şurada şifrelenen mesaj demeyelim arkadaşlar. Buraya şifresi açılan mesaj diyelim. Açılan mesaj diyelim. Şunu kopyalayayım isterseniz. Değişkeni. Şuraya yapıştırdım. Buraya şifreleme değil şifre çözme diyelim. Tamam mı? Bunu da yaptım. Encode, decode kısmını şimdi birazdan yapacağız arkadaşlar. Label kısmına şimdi şifreleme değil de şifre çözme diyorum. Bunu yaptım. Şuraya şifreleme değil şifre çözme fonksiyon değişkenini atadım arkadaşlar. Bunu da çalıştırdım. Şurası zaten aynı arkadaşlar. Burada bir farklılık yapmayacağım. Şuraya bir küçük düzenleyebiliriz. Encode değil arkadaşlar. Tabii base'de bu encode değil decode yapacak. Hemen bunu bir düzenleyelim. Decode yapacak arkadaşlar. Encode'da bunlarda gerek yok. Bunlar direkt olarak zaten encode decode'u ikisini de aynı anda yapıyor. Bir problemimiz yok. Tamam bir çalıştıralım. Bir bakalım ne durumda. Bu arada biraz önce yaptığımız bu temizleme işlemini de yapacak mı? Mesela ona da bir bakalım. 1, 2, 3, 4 dedim. Şifrele dedim. Şifreledi arkadaşlar. Bir mesaj iletti bana. Tamam burada bir problem yok. Temizle dedim. İkisini de temizledi. Buraya mesela diyelim ki merhaba. Bu gizli bir mesajdır diyelim. Mesajdır. Şifrelenmesi gerekmektedir diyelim.
Tamam. Bunu şifrele dedim arkadaşlar. Key'imi girmedim, pardon. Şifrele dedim arkadaşlar. Şifrele kısmına geldiğimde şu şekilde bir şifre oluştu. Tamam mı? Bir mesaj oluştu. Bakın bunu key'imi de girdikten sonra şifre çöz dediğim takdirde, tabii bunu bir atayalım önce, bir dakika. Şuraya komut olarak şifre çöz fonksiyonunu çalıştıracağım dedim. Tekrar geliyorum. Şu şifreli mesajım tabii geri gitti. Merhaba. Bu gizli bir mesajdır. Mesajdır. Şifrelenmesi gerekmektedir diyelim. Key'ime de 1 2 3 4'ü girdim. Şifrele dedim arkadaşlar. Şu şekilde burayı da kopyaladım. Gördüğünüz üzere zaten anlaşılmaz bir yazı. Ben bunu geldim buraya yapıştırdım. Şifreyi çöz dediğim zaman şu şekilde bir mesaj benim karşıma çıkarıyor arkadaşlar. Merhaba, bu gizli bir mesajdır. Şifrelenmesi gerekmektedir tarzında bir mesaj karşıma çıkarmış oldu sevgili dostlarım. Yine temizle dediğimizde buralara temizleyecek arkadaşlar. Bu basit bir şifreleme ve şifre çözme algoritması arkadaşlar. Şimdi işin vizyon katma kısmına birazcık bakacak olursak, şimdi bazı kütüphanelerimiz var arkadaşlar. Şifreleme, kriptoloji üzerine. Tabii bu yaptığım işlem çok basit bir işlem ve kırılması da çok basit arkadaşlar. Base64'te SSH kodlarıyla bir işlem yapıyorum. Bu basit bir işlem. Tabii bununla alakalı çok daha kompleks kütüphanelerde var arkadaşlar. Bunlarla alakalı bir çalışma da yapabilirsiniz. Bu size kriptoloji kısmında, kriptolama kısmında büyük bir yön açacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi bu basit bir şifreleme ve şifre çözme algoritması oldu. Beraber panelini de oluşturduk. Şifreyi girdik, şifre çözme işlemlerini de vesaire de yaptık. Umarım anlaşılır da olmuştur. Ben şöyle bir özetsel de söyleyeyim. Dedim ki arkadaşlar, ben burada bir şifreli fonksiyonum oluştu. Bu şifreli fonksiyonum ve bir de şifre çözme fonksiyonum var. Ana ekran üzerinde bunları globale aldım ki yukarıda ben kullanabileyim arkadaşlar. Ekranımı oluşturdum. Geometrisini belirledim. Buradaki sol üstteki şu ikonumu aldım arkadaşlar. Şuradaki anahtar ikonunu size de göstermiştim. İkon fotoğrafını da logo olarak ekledim arkadaşlar. Title'ımı yaptım. Temizle fonksiyonunu yaptım ki oradaki butona tıklandığınız zaman temizle işlemi yapabilsin diye. Bunu ben dışarıya da ekleyebilirdim bu arada. Şuraya da yapabilirdim. Fark etmez arkadaşlar. Bu da aynı şekilde kalır. Bir label oluşturdum. Metin giriniz diyerekten arkadaşlar. Bu girdikleri metinleri yani tutabilmek açısından da yazı bir değişkenin içerisine atadım. Ve konumunu belirledim. Yine bir label oluşturdum. Bir kod adında değişken oluşturdum. Bu bir string variable arkadaşlar. Bu neyi tutacak benim içeride arkadaşlar? Key'imi tutacak. Yazmış olduğum key'i ilerleyen kısımda şu şekilde ben yıldızlı yıldızlı gösterebilmek adına ve ilerleyen kısımda ben bunu şurada kullanabilmek için arkadaşlar, mesela şifre buysa diye bir kullanma işlemi yapabilmek için bir kod değişkenine ihtiyacım vardı ve bu kod değişkenini ben burada bu yüzden oluşturdum arkadaşlar. Bir enter'ım oluştu. 3 tane butonum var arkadaşlar. Şifrele, şifre çöz ve temizle butonlarım var. Ekran nokta main loop'umla da bu işlemi çalıştırdım. Temel olarak bir şifreleme ve şifre çözme algoritması bu şekilde yazılır arkadaşlar. Umarım anlaşılır da olmuşumdur. Yine de takıldığınız, kafanızı karıştıran bir yer varsa sormaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.